verilsin diyorlar. Diyanet çalışanları sendikası imamlara milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığına benzer minber dokunulmazlığı istedi efendim. Talep manevi ilkeli, liyakatli, diyanet ve vakıf çalışanları sendikasından geldi. Sendikanın ismi bu. Sendika Başkanı Celalettin Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve imamlara gönderilen hutbelerin yargılama konusu olmaktan çıkarılmasını istedi. Sendika Başkanı önerisine gerekçe olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbedeki kimi sözlerinin eleştirilmesini gösterdi. Ve e, dedi ki milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığına benzer bir dokunulmazlık da minber de olsun minber dokunulmazlığı. Talep ediyoruz. Şimdi e, neredeyse iki saattir ekonomiden söz ediyorum. E, mukayese edenler var. Bugün yaşadığımız sıkıntıyı 90'larla hatta 70'li yıllarla karşılaştıranlar var. E, karşılaştırılabilecek gibi değil. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Yatağa aç gitmek zorunda kalan, yeterli beslenemeyen milyonlarca çocuktan söz ediyoruz. Kara borsaya düşmüş kömürden bahsediyoruz. Ee, Ayçiçeği yağ kuyruklarını gördük. Damacana suya yapılan zamdan söz ettik. En temel ihtiyaçlar. Bu ihtiyaçlarını e, karşılayamayanlar, gideremeyenler var. Ee, öyle söyleyince hani daha rahat ettiğimiz dönemleri, Cumhuriyet'in daha rahat ettiğimiz dönemleri akıllara geliyor. Koalisyondan yaka silkti yıllarca bu ülke insanları derler. Necmettin Erbakan'ın bir koalisyon iktidarının başbakanı olduğunu unuturlar belki de. İstanbul için iftar vakti bu arada Allah kabul etsin diyelim. Erbakan Hoca'nın hayatı CHP'nin varlığına isyandır diyen AK Partili Bülent Turan'a Twitter'dan Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın yanıt verdi. Dedi ki, hocamız Necmettin Erbakan AKP iktidarında ev hapsinde yaşadı. Arkadaşlar değerli basın mensupları. Karamollaoğlu Erbakan'ın oğlunu bile partide tutamamış birisindir. Erbakan Hoca'nın hayatı CHP'nin varlığına isyandır. Bu sözler AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a ait. Dünyadaki en köklü demokrasilerden. Yanıt Saadet Partisi sözcüsü bir Aydın'dan, sosyal medyadan yazdı. Turan, Erbakan Hoca yaşasaydı gibi cümleler kurarak kendilerinin neler yaptıklarını unutturacaklarını sananlar kervanına katılmış dedi. Erbakan hocamız yaşarken ne oldu? Bunları iyi idrak etmek gerekir. Hocamız sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı. Tekerlekli sandalye gibi çirkin cümlelere muhatap oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı olarak vefat etti. Aydın Saadet Partisinden rahatsız ve tedirgin olduklarını söyledi. Erbakan hocamız hayattayken ağır ithamlarda bulunan sizler, bugün Erbakan hocamız hayatta olsaydı Tıpkı bugün Saadet Partisi'ne ve Genel Başkanımız Temel Karamoğluoğlu'na kurduğunuz cümleleri bu kez de Erbakan Hocamız hakkında kuracaktınız. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a sizde değişen bir şey yok dedi Aydın. Kapı kapı ev ev dolaşıyorlar. Bültenin sonuna doğru dünyadan haberler vereyim. Önce en yakınımızdan başlayayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ekonomide deprem yaşanıyor. Üç kata yakın arttı faturalar. E, Kıbrıslıları isyan ettirmiş durumda. Adanın gündeminde Kıptek var. Kıbrıs'ın elektrik dağıtım şirketi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı meclisteki konuşmasında Kıptek'in 2 milyar lira borcu olduğunu ve yakıt araca alacak parası kalmadığını Söyledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Türkiye'deki ekonomik krizin bir yansıması bir benzeri devam ediyor ee, Sri Lanka örneğinden söz edeyim Macaristan'ı az evvel anlattım bir de Sri Lanka'dan bahsedeyim Sri Lanka'da ekonomik kriz var ağır bir kriz ve milyonlarca kişi sokağa dökülmüş durumda Eylemler sonucunda başbakan dış, dışındaki tüm bakanlar istifa etti kabinede Ancak istifalara rağmen protestolar durmak bilmiyor Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da halk sokakta. Krizden yönetimi sorumlu tuttu. Diktatör Gota sloganları atarak devlet başkanını istifaya davet etti. Görüntüler Güney Asya'daki 22 milyonluk ada Sri Lanka'dan. <Sessizlik> Protestolar sonucunda Başbakan Rajapaksa dışındaki kabinedeki tüm bakanlar istifa etti. İstifa eden 26 bakan arasında Başbakan'ın oğlu olan Gençlik ve Spor Bakanı da bulunuyor. İstifalara rağmen protestolar sürüyor. Eylemcilerin hedefinde iki kardeş, Devlet Başkanı Gotabaya ve Başbakan Mahinda Rajapaksa kardeşler var. <laughs> polis göstericilere biber gazı ile müdahale ederken çıkan arbedelerde çok sayıda sivil ve polis yaralandı gösterileri terör eylemi olarak nitelendiren Başbakan Raja Paksa o hal ilan etti. Sosyal medya platformlarını engelledi. <laughs> Ülkede gıda temel ihtiyaç maddeleri, petrol ve ilaç tedariğindeki sıkıntıların yanında günlük elektrik kesintileri yaşanıyor. 40 gün önce bugün başlamıştı Rusya'nın Ukrayna işgali. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında buçadan gelen görüntüler tüm dünyada infial yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Rus ordusunun çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü iddia etti. Rusya ise görüntülerin fotomontaj olduğunu söylemekte. İstanbul müzakerelerinin ardından Rus güçleri Kiev çevresinde kim bir yerleşim birimlerinden çekildi. Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinden gelen görüntüler dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Fotoğraflar şehrin harabalde olduğunu, sokakların cesetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Ukrayna Başsavcılığı'nın Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğu iddiasının ardından Ukrayna Müzakere Heyeti'nin başkanı Podolyak, Twitter hesabından elleri arkadan bağlı şekilde yatan ceset fotoğrafları paylaştı. Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor diye sordu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı da Buçaya bağlı Motijin köyünde ikisi kadın altı sivilin elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürüldüğünü öne sürdü. Kimi sosyal paylaşım siteleri Buçada sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü iddia etti. Görüntüler ve iddialar infial yaratırken Kremlin Buçadaki görüntülerin sahte olduğunu açıkladı. Ukrayna ile müzakerelerin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Görüşmelerin etkisine yorum yapmayacağız açıklamasında bulundu. Görüntülerin yayınlanmasını açık bir provokasyon olarak değerlendiren Rusya, yaşananların ele alınması için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi. <laughs> Amerikan CBS televizyonuna bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü öne sürdü. Bunun soykırım olduğunu iddia etti. Yapılanlar adil bir şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. İnsanların elleri bağlı, Vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kiev'in çevresindeki bölgeler ve Ukrayna'nın birçok şehrinde Rus birliklerinin sivillere uyguladığı savaş suçlarının belgelendiğini açıkladı. Örgütün raporuna göre sivillere infaz, ağır şiddet, işkence ve tecavüz uygulandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği de Buça'da yaşananlara tepki gösterdi. Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Bültenin sonunda Grammy ödül törenini göstereceğim size. Grammy'ler dağıtıldı. Dün gece geceye damga vuran 5 ödül kazanan John Batiste oldu. Ancak e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de törene bağlandı ve ülkesi için destek istedi. Pandemi sebebiyle iki kez ertelenen 64. Grammy ödülleri Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 11 dalda aday gösterilen ve yılın albümü dahil 5 ödüle kavuşan John Batiste gecenin kazananı oldu. To Silk Sonic grubu yılın kaydı dahil 4 ödül, Olivia Rodrigo ve Foo Fighters 3'er ödül aldı. Renkli geçen törende Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish, John Batiste gibi isimler sahne aldı. It, yeah, together, Müzisyen John Legend, Ukraynalı sanatçılarla Free, Özgür şarkısını seslendirdi. Lane, lie, it, Grammy ödüllerinin en dikkat çeken anı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşmasıydı. Zelenski, Rusya saldırısı altındaki ülkesinin tekrar özgürlüğüne kavuşması için izleyicilerden destek istedi. Bizim müzisyenlerimiz Smokin yerine zırh giyiyorlar. Hastanelerde yaralanmış insanlara, hatta onları duymayanlara şarkı söylüyorlar. Her neyse, biz özgürlüğümüzü savunuyoruz. Yaşamak için, sevmek için. Törende sunuculuk yapan komedyen Nate Bargazzi, Oscar törenlerinde Will Smith'in sunucu Chris Rakatok adına göndermede bulundu. Sahneye kask takarak çıktı ödül törenleri şaka bölümlerinde komedyenlerin bunları giymesi gerektiğini söylediler dedi. Abi şey gülecek halimizde kalmadı ama e, bugünün gelişmelerini